Avrupa en gelişmiş, en yoğun nüfuslu ve ekonomik açıdan en zengin kıtalardan biri olmasına rağmen özellikle Asya ve Kuzey Amerika'ya göre çok daha az gökdeline sahip. Kıtada bugüne kadar inşa edilen 218 gökdelenin %66'sı sadece 5 şehirde bulunuyor. Londra, Paris, Frankfurt, Moskova ve İstanbul. Peki dünya nüfusu son 100 yılda en hızlı artış trendini yaşarken diğer Avrupa şehirleri neden gökdelen yapma fikrini benimsemedi? Gökdelenler ilk kez 19. yüzyılda Chicago'da ortaya çıktı. Daha sonrasında ise onu New York izledi. Amerika İç Savaşı sonrası artan kentleşme onları yüksek binalar yapmaya teşvik etti. 20. yüzyılın başında ise genişleyen beyaz yakalı iş gücünü daha verimli kullanmak için yüksek katlı ofis alanlarına talep arttı ve böylece gökdelen inşa etme fikri Amerika'da yaygınlaşmaya başladı. Aynı dönemlerde ise Avrupa ülkeleri şehirleşmelerini tamamlamıştı. Şehirler eşit bölgelere ayrılmış ve nüfus da dengeli olduğu için yüksek binalar talep görmüyordu. Ayrıca Amerika'nın dünya üzerindeki gücü artmaya ve aynı şekilde Avrupa'nın da azalmaya başlamıştı. Amerikalılar Avrupa'yı modası geçmiş olarak, Avrupalılar da Amerika'yı gelenekleri aşındıran ve yozlaştıran olarak görüyordu. Böylelikle Avrupa ve Amerika arasında kültürel bir rekabet ortaya çıktı. Sonuç olarak her iki taraf da birbirlerine ait yeniliklere ve kavramlara karşı temkinli davranmaya başladı. Bu durum gökdelen inşaatlarının ilk başlarda Avrupa'da neden tercih edilmediğini açıklasa da, daha sonrasında kıtanın neden bu yapılara uzak kaldığını açıklamaya yetmiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok Avrupa kentinin Amerika'daki gibi yüksek binalarla yeniden inşa edileceği düşünülüyordu. Pek çok kentin tahrip olması aslında gökdelenler için alanlar ve uygun ortam yaratmıştı. Fakat savaş sonrası nüfusun azalması nedeniyle insanları gökdelenlere yönlendirecek bir talep oluşmadı. Avrupalılar tahrip olan binaları ya aynı şekilde restore ettiler ya da yerlerine benzer yapılar koydular. Aynı dönemde ise Sovyetler Birliği ülkeyi yeniden inşa etme girişimine başladı. Tam olarak gökdelen olmasa da bizdeki TOKİ binalarına benzer orta yükseklikteki binalar Sovyet şehirlerinde yükseliyordu. Avrupa'daki ilk yüksek binalar bunlardı. Şehir planlamada çirkin ve plansız yapılaşmayı anlatan bir kavram var, brükselleşme. Bu kavram 1960'larda Brüksel şehrinin plansız yapılaşmaya gitmesi sonrası ortaya çıktı. Aslında bugün için İstanbullaşma diyebiliriz. İmar düzenlemesine uymadan, kültürel değerlere önem vermeden eski binaları yıkıp büyük ve modern binalar inşa etmeye çalışan Brüksel'in ortaya çıkan çirkin yapısından sonra bu kavram mimarlık jargonuna girdi. Avrupa şehirleri kendilerinin böyle çirkin şehirlere dönüşmesini istemiyordu. Bu yüzden yüksek binalara karşı önyargılı oldular. Tabi zaman içinde bazı düzenlemeler yaparak şehrin merkezinden uzak yerlerde gökdelenlere izin vermeye de başladılar. Bugün Paris'teki Le Défense semti buna örnek. 2000'lerin başından itibaren mimari eğilimler daha da çeşitleniyor ve eşsiz tasarımlar giderek küreselleşen dünyada yerini almaya başlıyordu. Avrupa'nın yüksek binalara karşı olan tutumu da yumuşuyordu. Bu dönemde başta da saydığım Londra, Paris, Frankfurt, Moskova ve İstanbul gibi büyük finans merkezlerinde ticari alanlara olan talep artmaya başladı. Günümüzde artık gökdelenlere olan ihtiyaç sadece ticari alanlara olan ihtiyaçlardan dolayı kaynaklanmıyor. Birçok geleneksel kırsal temelli endüstride insanların yerini makinelerin alması nedeniyle milyonlarca insan hayatını kazanabilmek için büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Bugün Avrupa'da alım gücü olarak her şeye ulaşmak neredeyse çok kolay. Fakat bunun tam tersi olarak da emlak fiyatları inanılmaz yükseliş trendi gösteriyor. Avrupa'da yaşayan bir yakınınız varsa onlara emlak fiyatlarını sorun. Ne kadar dert yandıklarını göreceksiniz. Küresel güç olarak Amerika'nın yanına Çin'in de eklenmesiyle Avrupa iyice arka planda kaldı. Avrupa artık gökdelen fenomenine eskisi kadar bağışıklı değil. Avrupa'daki ülkelerin gökdelen inşaatı için getirdiği en önemli şart, şehrin süliyetini kesinlikle bozmayacak şekilde inşa edilmesi. Bizde İstanbul'da inşa edilen 16-9 kuleleri, şehrin süliyeti konusunda bir dönem ülke gündemine oturmuştu. Paris'teki Tour Montparnasse binası aynı konu yüzünden bir nefret simgesine dönüşmüş durumda. Fransızlar Paris'in en iyi manzarasının bu binadan gözüktüğünü söylüyor. Çünkü Paris'te Tour Montparnasse'ı görmediğiniz tek yer burası diye ekliyorlar. Londra yönetimi St. Paul Katedrali, Aleksandra Sarayı, Big Ben ve Westminster Sarayı gibi 13 tane konumu korumaya aldı. Bu yapıların süliyetini bozacak yükseklikteki binalara izin vermiyor. Fakat şehrin belirli bölgelerinde gökdelen yapımı için alanlar ayırdı. Canary Wharf gibi. Siz ne dersiniz? Ütopik gelecek senaryolarının işlendiği dizilerde ve filmlerde şehirler tamamen gökdelenlerden oluşuyor. Sizce gelecekte yatay mimari mi, dikey mimari mi kazanacak?